Merhabalar sevgili izleyicilerimiz, Ajanda programıyla yeniden sizlerle birlikteyiz ve konuğumuz Anadolu Partisi Genel Başkanı Sayın Emine Ülker Tarhan. Hızlı bir giriş yaptım efendim çünkü çok yoğunsunuz. Önce hoş geldiniz, Tarsus'a hoş geldiniz, Mersin'e hoş geldiniz, Baba Evi'ne hoş geldiniz Tarsus. Ana yurduma hoş geldiniz. Ana yurdunuza hoş geldiniz. Hızlı bir programınız var, yoğun bir programınız var. Buraya da yetiştiniz, buradan sonra yine bir programınız daha var. Hemen hızlı bir giriş yapacağım. Tarsus'a önce dilerseniz geliş nedeninizle başlayalım. Öncelikle son iki gündür Mersin'in üzerinde kara bulutlar dolaşıyor. Evet, gerçekten yine iş kazaları, iş cinayetleri, Erdemli, ardından işte bugün sanayi sitesinde bir patlama olmuş. Erdem'deki acı kayıplar için ben başsağlığı diliyorum. Umarım sanayi sitesindeki patlamada da bir can kaybı olmaz. Şu ana kadar bana gelen bilgi de yok. Umarım evet, öyle devam eder. Akdeniz ilçesinde bir binanın çökmesi nedeniyle yaralılar var. İyi haberlerini almayı umuyorum. Hepsine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Sabır diliyorum evet, ölenlerin ailelerine. Ama ülkenin çok önemli bir gerçeği iş cinayetleri. Maalesef. Bununla ilgili artık köklü çözümler bulunması gerektiğini düşünüyoruz. Yani bu kadar acıya, kayba artık. Yazık, hep olan yoksullara oluyor işin kötüsü. Hep onlar. Acıları çekenler onlar oluyor. O yüzden Türkiye'nin en büyük sorunu nedir diye soranlara aslında o yaşamlarını kaybetmiş, belki beden bütünlüklerini kaybetmiş insanların çocuklarına bir sorun lütfen diyorum ben. Çocuklarına sorun, Türkiye'nin en büyük sorunu neymiş. Evet, memleketime geldim, doğru. Tarsus'a, Baba Ocağı'na geldim. Anadolu Partisi'ni 2,5 ay kadar önce kurduk. Türkiye'de artık siyaset sıkıştı. Yeni bir şeyler söylemek lazım. 13 yıldır bir kısır döngü yaşanıyor. Tamam. Temsil edilmeyen kitleler var. Ve sandığa giden insanlar artık gitmek istemez hale geldiler. Çünkü bir şey nasıl olsa değişmeyecek. Aynı tas, aynı hamam. Evet. O yüzden demokrasiye çok ağır bir darbe olacağını düşünüyorum ben, sürekli boykotların ve sandığa gitmekte isteksiz davranan kesimlerin, temsil edilmeyen kesimlerin. O yüzden partimizi kurduk, yola çıktık ve ben seçim çalışmalarına başlamadan önce belki benim babam Ali Usta ama bütün Türkiye'deki emekçilerin belki simgesi, çocuklarını kıt kanaat zorluklarla yetiştirmiş bir babayı öncelikle gidip ona söz vermek, ondan güç almak. O yüzden babamı ziyaret ettim. Tarsus'ta çalışmalarımız vardı. Örgütlerimizin açılışları vardı. Mersin'de bugün o tür çalışmalarımız devam etti. Yarın Adana'da olacağız. Yoğun bir şekilde ben güne bakan tohumlarımız diyorum. Çünkü partimizin simgesi evet, Anadolu Güneşi'nin önünde ve Trakya güne bakanı birleşerek büyümeyi ifade ediyor. Güne bakan tohumları Şubat'ta ekilirmiş, biliyor musunuz? Şubat'ta ekilir ve Haziran'da çiçek açarmış. Umarım bu bu bir işarettir. O yüzden çalışmalara başladık. Gayet iyi ilgi var. Güzel insanlar bize sevgi gösterdiler ve onlardan güç aldık. Yeni bir enerjiyle Ankara'ya gideceğim ve çalışmalarıma devam edeceğim. Evet, konuk ettiğiniz için bu arada teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Bu arada ben hızlı giriş yapınca Radyo Klas'la 99.3 frekansından yayın yapan, bünyemizde bulunan, TP Medya grubunda bulunan Radyo Klas'ta da ortak yayındayız bu arada. Dinleyicilerimize de ulaşıyoruz. Evet, Radyo Klas dinleyicileri için de hatırlatalım tekrar. Anadolu Partisi Genel Başkanı Sayın Emine Ülker Tarhan canlı yayın konuğumuz İçer TV'de. Peki çok soruldu aslında, çok konuşuldu ama sormazsak da aslında yarım kalacak gibi bir his var içimde ama önce şunu söylememde fayda var. Kadınlarımızdan büyük bir destek alacağınızı tahmin ediyorsunuzdur. Çünkü büyük bir hareket gösterdiniz. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeydiniz, istifa ettiniz, bir duruş sergilediniz. Ama diğer vekiller gibi bağımsız kalmayı tercih etmediniz. Bir parti kurmayı ve böyle bir mücadeleyle Türk siyasetine yön vermeye çalıştınız. Bundaki en büyük etkeniniz neydi? Bir kere hiç yani cinsiyeti falan düşünmeden aslında bakmak lazım buna. Bu bir anlayış, bu bir ilke sorunu. Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılış sürecimi anlatmak ve onunla zaman kaybetmek istemiyorum. Bu zincirin halkalarıdır. Kadın dediniz, belki zincirin son halkaları kadın deyip, kadın kotası deyip bir kadın kotasından
hiç olmaması gereken birinin yönetime taşınması da önemli bir kararlarımdaki önemli etkilerden birisidir. Evet, kadın sadece kotalarla filan yönetime taşınmaz. Yani kotalar birer illüzyon gibi düşünüyorum ben. Yaşam pratiğine geçilmediğiniz takdirde sadece bir yerlere yazmak, bağlayıcı metinlere bir sürü şey yazmanın hiçbir anlamı yoktur. Çünkü bizim anayasamızda ne yazıyor? Koskocaman anayasada biliyor musunuz? Kadın erkek eşittir yazıyor. Evet. Ve yargı bağımsızdır yazıyor bizim anayasamızda. Ve basın özgürdür yazıyor anayasamızda. Ve Türkiye laik bir, laik demokratik, sosyal bir hukuk devletidir yazıyor. Türkiye böyle mi sizce? Böyle mi? Yani bir yerlere bir şeyler yazıldığı için, o kocaman anayasal metinlerinde onlar olduğu için öyle midir yaşam pratiğinde? Hayır, öyle maalesef değildir. Değil. O yüzden asıl olan yaşam pratiğine geçirmektir. Kadının gücünü, enerjisini, şefkatini, gerektiğinde öfkesini şefkatiyle sarıp sarmalayan o güçlü halini, duruşunu yönetime yansıtmak çok çok önemlidir. Demokratik kitle örgütlerinde, yargıda, basında ve yönetimde kadının olması çok farklı bir hava getirecektir Türkiye'ye. Ben Türkiye'de sanıyorum bu girişimde bulunmuş çok sayılı kadın vardır diye tahmin ediyorum ama sadece kadın üzerinden ben parti kurmadım. Öyle bir parti kurmadık biz. Biz bir gereklilikten, bir ihtiyaçtan, o siyasetin o tıkanmış halinden 13 yıldır hiçbir şeyin değişmemesine bir yeni çözüm getirmek, yarını kurgulamak için, çünkü bu şekilde gitmez. Bu kısır döngüye birilerinin son vermesi gerekiyor. Mutlaka, bunu yapmak için. Mutlaka. Aslında şu açıdan söyledim. Çünkü kadınlarımız da artık yavaş yavaş bilinçlenmeye başladı. Siyasette sadece sahada değil, aynı zamanda yönetimde de yer almak istediğini dile getiriyor. Mecliste de temsil edilmek isteniyor kadınlarımız tarafından. Nitekim Mersin'de Kader'in, özellikle Kadın Adayları Destekleme Derneği'nin büyük girişimleri oldu. Yine kadın derneklerinin bir araya gelerek artık bizler de bu işin içinde varız demek için önümüzdeki günlerde Mersin'de bir toplantı gerçekleştirecekler. Bu yüzden önemsiyoruz kadınlarımızı, kadınlarımızın siyasette olmasını. Nitekim Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kadına değer verip seçme ve seçilme hakkını vermesine karşın maalesef kadınlarımız siyasette hak ettiği yeri bulamamıştır. Peki, hep söylüyorsunuz aslında. Çok da merak ediliyordu. Siz diyorsunuz ki Cumhuriyet Halk Partisi'nde Atatürk ruhu kalmadı dediniz. Sonra tabii siz Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılınca bir takım partiler, özellikle Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti, sizin için Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılmış, parti kurmuş kişilerin kesinlikle bugün ortada olmadıklarını görüyoruz gibi bir cümle sarf edildi. AK Parti cephesinden Sayın Emine Ülker Tarhan arkasında kimler duracak göreceğiz gibi bir endişe var, bir bekleyiş var. Bunları nasıl yorumluyorsunuz? Niye bu kadar ilgileniyorlar sizce? Yani eğer madem hiçbir şey yapamayacak, arkasında hiçbir güç olmayacak, ki arkasında güç derken neyi kastediyorlar bilemiyorum. Halkın gücünden söz ediyorlarsa, bir halk hareketidir Anadolu Siyasal Hareketi. Kendiliğinden örgütlenmiş, sosyal medya üzerinden örgütlenmiş, özellikle Gezi'de temsil edilmeyen ve boykot geleneğini başlatan, Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde boykot geleneğini başlatan o kitlelerin sosyal medyada örgütlenmesiyle oluşturulmuş, tamamen imece usulüyle, arkasında asla bir sermaye gücünün olmadığı, zaten olsaydı çoktan ortaya çıkartırlardı. Sermayenin, basının herhangi bir gücün olmadığı kendiliğinden bir halk hareketidir, Anadolu Halk Hareketi. O yüzden madem arkamızda bir güç yok, halkın herhangi bir desteği yok, biz 2 ay içinde 62 ilde örgütlenebilmiş, sosyal medya üzerinden örgütlenebilmiş, hiç parası olmadan örgütlenebilmiş bir halk hareketiyiz. Eğer küçümsüyorlarsa aslında hakkımızda hiç konuşmayabilirler bence. Eğer ilgilenmiyorlarsa konuşmasınlar, biz yolumuza devam edeceğiz. Demek ki bir tehlike yaratıyorsunuz. Demek ki bir şeyler var arkanızda. Bu yüzden midir? Yani ben onu söylemek de istemiyorum. Yani madem ilgilenmiyorlar, bence hiç konuşmasınlar daha iyi. Biz de yolumuza devam edelim. Biz aynı gün, inanabiliyor musunuz? Aynı gün, aynı eş zamanla Tekirdağ'la Van'da eş zamanlı örgütlenebildik. Bunu başarısızlık olarak göstermelerini biraz şey buluyorum.
tuhaf buluyorum. Başarı olarak göstermesinler. Kimseden öyle bir beklentimiz yok ama ya işte bunlardan da bir şey olmaz filan demelerine bence gerek yok. Zaman gösterecektir. Biz 7 Haziran akşamı bakacağız. Türkiye'yi biz şaşırtacağımızı düşünüyoruz. O zaman konuşsunlar ama şu anda madem çok ilgilenmiyorlar, çok değersiz buluyorlar, konuşmayı versinler canım. Evet, Mersin'desiniz. Bu yüzden biraz Mersin'i konuşmak istiyorum. Mersin için narenciye kenti diyoruz ama ben her programda bunu söylemenin Mersin'deki narenciye üreticisine büyük bir saygısızlık olduğunu söylüyorum. Çünkü narenciye üreticisi perperişan halde. Maalesef ne yazık ki. Mersin için turizm kenti deniliyor. Ama Mersin'de turizm amaçlı yapılan bütün projeler şu an durma noktasında. Bir Çukurova Bölgesel Havalimanımız gerçekleştirilecekti. O da kaldı. Tarsus Kazanlı Turizm Projesi gerçekleştirilecekti. Hala ses seda yok. Mersin için neler düşünüyorsunuz? Tabii ki Türkiye için ufuk büyük ama Mersin için neler düşünüyorsunuz? Bu kadar kimlikli bir kentin... Hatta çok kimlikli kentler bunlar. O kadar özel, değerli kimlikler var ki. Ben Tarsus'ta büyüdüm ve nasıl kozmopolit bir yapıdır, nasıl bir zengin kültürdür, binlerce yıllık bir süzülmüş şey vardır, gelenek vardır. Mersin öyle, Adana da öyle ve bu kadar çok kimlikli ve bu kadar değerli bir kültürün kimliksizleştirilmeye çalışılması olarak görüyorum. Sadece İşte Narenciye şehri olarak tanımlanması oysa o kadar özel bir marka şehri haline getirilebilir ki. Ve marka bölge haline hatta getirilebilir. İnanç turizmiyle, ben buna yayla kültürel değerleriyle ve yayla turizmiyle. Ayrıca tarımın güçlendirilmesiyle gene marka ürünlerle. Hep söylüyorum ben bunu, belki nostaljik bulacaksınız ama Türkiye'nin endemik bitkilerinin, özel bitkilerinin, özel bölgelere de yetişebilen bitkilerin yok olduğunu görüyorum. Ve çok, inanın çok acı çekiyorum ben bundan. Çocukluğumda yediğim o yerli domatesleri özlüyorum. O tadını, kokusunu, evet. Çok uzun mesafeden kokusu gelir. Siz hatırlar mısınız? Öyle müthiş bir kokusu vardır. Onların hiçbirini bulamıyoruz şimdi. Yani marka ürünler bile yaratılabilecek bir mucize bölge burası aslında. Adana, Tarsus, Mersin. Ülke olarak da yıpratıldı. Bir mucize. Yani ülke geneline baktığınızda tahıl ambarı diye bilinen Konya, işte Adana, bu bölgeler maalesef artık tahıl alanında da üretim yapamaz hale geldi. Ama 3 milyon hektar arazi Türkiye'de ekilemiyor. Yani şu anda Türkiye'ye hayat verecek, Türkiye'nin geleceğini kurgulayacak tarım sektörü, ki Türkiye'nin ben dünyada birinci olabileceğini düşünüyorum. Planlı bir tarım yapıldığı takdirde. Tarım, en önemlisi tarım ama turizm ve lojistiği de çok çok önemsiyorum ben. Evet. Tarım alanında dünya birincisi olabilecekken, bütün özel ürünlerinizi, bitkilerinizi, hayvanlarınızı siz kendi elinizle yok etmeye çalışıyorsunuz. Yani bu globalleşmenin şeyi olarak, bir parçası olmak için, ona koşturmak için. Hayvanları yok ediyorsunuz, bitkileri yok ediyorsunuz ve tarım girdileri o kadar yüksek ki aslında Türkiye tarımını yok ediyorsunuz. Hollanda'da Türkiye'nin 28'de biri kadar ekilebilir tarım arazisi var. İnanabiliyor musunuz? Ve dünya şampiyonu domateste. Aynen. Ve bir Hollanda mucizesi var tarımda. Nasıl oluyor da yapamıyoruz? Ben bunu anlayamıyorum. Evet. İşte planlamayla ilgili zannediyorum. Biz buna da çalışıyoruz. Çok, evet. Çok özel olarak önem verdiğim bir konu. Evet. Peki, Mersin'de bir nükleer santral. ÇED raporlarında sahte imzalar. Bu konularda neler söylemek istersiniz? Bu fay hattıyla ilgili sorunlar değil mi? Onlar evet. Da çok... Tabii onlar da var. Benzer şeyleri belli inşaat alanlarında Ankara'da da yaşadık. Ona ilişkin çok çalışmalarım, soru önergelerim olmuştu. Bunun bizi yönetenlerle ilgili, o zihniyetle ilgili olduğunu bilmem söylememe gerek var mı? Yani... Bir suç şebekesi gibi çalışıyor. Bu parti bir suç şebekesi gibi yönetir gibi yönetiyor ülkeyi. O yüzden de her tür sahteliğin, her tür yolsuzluğun, her tür imza probleminin yaşanması aslında çok da şaşırtıcı değil. Ancak şunu söylemek istiyorum, ben bir çevreciyim. Çevreci politikaların desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani HES'lere karşı ben dereleri savunuyorum. Termiye karşı zeytin ağaçlarını savunuyorum. Onların yanındayım. Ne olursa, hangi koşulda olursa olsun onların yanındayım. Nükleerle ilgili olarak da çok dikkatli kararlar verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bakın, çevreci diye küçümsenen, ya bunlar sadece karşı çıkarlar falan denilen insanların
elektriğin değerini bilmediklerini mi sanıyorlar bunlar? Yani biz elektriğin, teknolojinin değerini bilmiyor muyuz? Onun öneminin farkında değil miyiz? Ama hiçbir şey, hiçbir maliyet bir ülkenin toprağından, değerli bitkilerinden, havasından, suyundan daha değerli olamaz bence. Öyle düşünüyorum ben. Peki, ülke geneline baktığımızda da aslında başkanlık sisteminin konuşulduğu bir Türkiye'de. Başkanlık sistemi sizce Türkiye'de uygulanabilir bir sistem mi? Bu sistemi öneren AK Parti hükümetinin asıl gayesi, maksadı nedir? Şimdi 3 Y ile gelmiş bir partiden söz ediyoruz. Yolsuzlukları, yoksulluğu ve yasaklarla, bunlarla mücadele etmek için. Lütfen bir tabloya bakar mısınız? Yolsuzlukta sanıyorum dünya rekoru, yani Türkiye rekoru ve dünya rekorunu kırmışlardır yolsuzluk konusunda. Daha şampiyon bir şey yok, yönetici kadro yok diye düşünüyorum. Yoksulluk konusunda da her ne kadar bize illüzyonlar getirseler de işte şeyle ilgili, enflasyonla ilgili, gayri safi milli hasılayla ilgili. Aslında zaman zaman şunu biliyoruz ki biz doğru rakamlarla bize bir illüzyon yaratıyorlar. Gerektiğinde gelişmekte olan, duruma göre gelişmiş ülkelerle o rakamları kıyaslayarak ve oynayarak bizi bir aldatmacanın içine sokuyorlar. Sokak enflasyonuyla Allah aşkınıza önümüze getirilen enflasyon verileri arasında çok ciddi bir şey yok mu? Fark yok mu? Var. Sokak enflasyonu çok farklı. O yüzden ben diyorum ki, yani yasaklar konusuna hiç gelmeyelim. Yasaklar konusunda da sanıyorum işte sanal medya, Twitter, Facebook yasakları, sokakta nefes alamıyoruz. Gezi hareketi neden oldu sanıyorsunuz? Gezi hareketi her şeyi yasaklayan, zaman zaman öfkesiyle diyorum ki tüpten bile tehlikeli, her an patlayacakmış gibi bir adamın öfkesine karşı o gençlerin vicdanlarıyla sokağa uğramalarıydı, oydu. Yani yasaklara karşıydı. Ve bize diyorlar ki şimdi bu 3Y'de biz başarılı olduk diyorlar. Düşünün, şu anda da hedeflerinde, yani bir sonraki seçimde başkanlık sistemi var. Bizim neyle karşılaşacağımızı bu tablo aslında ortaya koyuyor. Yani başkanlık dedikleri şeyin Türkiye'yi işte daha demokratikleştirecek, daha hızlı hareket ettirecek, daha hızlı kararlar almasını sağlayacak diye önümüze gene allayıp pullayıp getirdikleri sistem, herkes söylüyor, ben de söyleyeyim, tam anlamıyla diktatörlüktür. Ya ben bir hukukçu olarak bunu daha derinlemesine anlatabilirim size vaktimiz olsa, ama hiçbir konuda denetlenemeyen bir mekanizmadan söz ediliyor. Demokrasi şu demektir, demokratik kitle örgütleri tarafından, bağımsız yargı tarafından, özgür basın tarafından denetlenebilir bir geçici iktidar demektir. Sandıkla gelir ve sandıkla gider. Oysa şu an bizi yöneten insanlar sandıkla gelmekle birlikte sandıkla gitmemek için her şeyi kurguladılar. Gitmemek üzere kurguladılar. Her şeyi, yargıyı, basını, farkında değil miyiz? Basını kendilerine göre dizayn ettiler. Yargıyı kendilerine göre, gitmemek üzere dizayn ettiler. Sandıkta oluşabilecek hileler baştan denetimsiz hale getirildi. O yüzden başkanlık dedikleri şey aslında padişahlığa, tam denetimsiz bir iktidara, mutlak iktidara, mevcut parti devletiyle de yetinmeden daha mutlak bir iktidar oluşturmak için, ya bunu görmemek için gözlerimizin kör olması lazım. Bunu istiyorlar. Evet. Peki yine tartışılan bir konu Türkiye'nin gündeminde iç güvenlik paketiyle ilgili. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Kendilerini tahkim etmek için. Az önce söylediğim gibi yargıyı nasıl kendilerini tahkim için değiştirdiler, polisi nasıl tasfiye ediyorlar kendilerini tahkim için. Daha önce pek güzel anlaştıkları bir yapıyla kavgaya tutuşunca kendilerini korumak için nasıl polisi tasfiye ettiler. Daha önce destan yazdırıp ikramiyelere boğdukları polisi oradan oraya sürdüler gördüğünüz gibi. O yüzden şu anda da kendilerini tahkim etmek için yeni güvenlik paketleri oluşturacaklar ve bundan asla kurtulamayacaklar. Çünkü korkuyorlar. Çünkü çok korkuyorlar. Çünkü yargılanmaktan korkuyorlar. O tırlarda ne olduğunu birilerinin öğrenmesinden korkuyorlar. Savaş suçları mahkemesi rüyalarına giriyor Recep Tayyip Erdoğan. Bundan çok korkuyor. O yüzden hiç bitmeyecek bu paketlerle, işte başkanlık tartışmalarıyla kendini koruma girişimleri. Ama korkunun ecele faydası yok ki. Evet. Peki, seçimler yaklaşıyor. Seçim startı verildi birçok siyasi partide. Anadolu Partisi'ni hangi noktada görüyorsunuz? Yani her siyasi parti, her mutlaka siyasi parti iktidar için kurulur. İktidar hedefi olmadığı için Cumhuriyet Halk Partisi'ni eleştirdim. İktidar hedefi ve umudu yok. 13 yıllık döngüye son veremiyorlar. Eğer
bu muazzam bir suç şebekesi haline gelmiş ve her alanına toplumun sinmiş bir yapı artık parti devleti haline gelmişse ve 13 yıldır buna engel olamadıysa muhalefet, muhalefetin oturup kendini sorgulaması gerekir. Yani elbette karşımızda bir suçlu var, suçlu bir grup var ama dönüp kendisini değerlendirmesi gerekir. O yüzden amaç elbette iktidardır, hedef odur. Ancak en önemli şu anda gerçekçi söylemek istediğim şey şudur. Bu AKP muazzam diktatörlük olarak görüyorum ben bu muazzam yapıyı itmeli, sarsmalı ve düşürmeliyiz biz. Bunu yapmalıyız. Yani önce bir sallamalıyız. Sallanmayan hiçbir diktatör düşmez. Önce sallamanız gerekir. Sallamak için de öncelikle bizim mecliste olmamız gerekiyor. %10 barajı olmaması gereken antidemokratiktir. Ancak o barajın yıkılması gerekiyor ve 276'nın altına düştüğü takdirde AKP istediği, tasarladığı hiçbir kötücül planı uygulayamayacaktır. Öncelikle bunu görmesi gerekiyor. Bizi dinleyenlerin, bizi değerlendirenlerin AKP diktatörlüğünün yıkılması için meclise onunla işbirliği yapmayacak. En önemlisi bu. Gerektiğinde onunla işbirliği yapmayacak. Onu sürekli sallayıp devrilmesi için çalışacak bir partinin girmesi. Budur önemli olan. Destekleyen parti var mı? Yani sonuçta ben hep şunu söylerim. İktidarın bu kadar başına buyruk, istediğini yapan, ben yaptım oldu felsefesini gütmesinde en büyük nedenin de karşısında güçlü bir muhalefetin olmaması. Tabii ana muhalefet olarak da Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu konuda öncelikli rolü ortaya çıkıyor. Siz bu konuda gerçekten muhalefetin iktidara karşı iyi çalışmadığını düşünüyor musunuz? İstifa nedenlerimden birisidir bu. Yani onları çok detaylandırmak gereği var mıdır bilmiyorum. Çünkü ben çıktığım alanı bodoslama eleştirmektense yapmam gerekene odaklanmayı. Bunu önemsiyorum doğrusunu isterseniz ama istifa nedenlerim arasındadır. İktidar hedefi umudu olmaması, güçlü bir muhalefet sergilememesi, o Atatürk Orman Çiftliği'ndeki ağaçlar tek tek kesilirken, oraya ucube bir saray beton yığını dikilirken Mustafa Kemal'in diktiği ağaçlardı onların hepsi. Elleriyle diktiği ağaçlardı. Ve onlar yok edilirken yeterli refleksi, direnci göstermemesidir. Ben Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde de o zaman konuştum. Bu konuyu çok da fazla konuşmak gene istemiyorum. Ancak o ucube saraya bir cumhuriyet düşmanının yerleşmesinde ve Cumhurbaşkanlığı forsunun Cumhuriyetimizin simgesi olan Çankaya'dan sökülerek Beştepe'ye takılmasında bu kararları verenlerin sorumluluğu vebali vardır. Ama o Cumhuriyetin simgesi olan Çankaya Forsu'nun ben yeniden ait olduğu yere dikileceğine inanıyorum. Bu inançla siyaset yapıyorum. Bir Cumhuriyetin yetiştirdiği ve kadın erkek eşitliği, eşit yurttaşlık temelinde beni yetiştiren Cumhuriyet'e sadakat borcum olduğu için böyle düşünüyorum. Evet. Peki yine bu noktada özellikle her seçim konuşulan bir konudur. Koalisyonlar. Seçime koalisyonla gitmek. Mesela şu an yine Türkiye'de konuşan Cumhuriyet Halk Partisi'nin işte HDP ile ve farklı partilerle bir araya gelmek gibi bir koalisyon oluşturmak gibi bir düşünceye sahipler. Siz koalisyon durumuna, olayına nasıl bakıyorsunuz? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Koalisyon uzlaşmanın, demokrasinin parçasıdır. Uzlaşmanın uzantısıdır yönetimde uzlaşmanın. Ve zaman zaman bu mutlak iktidarları dengelemek için toplumun nefes alması için de gereklidir koalisyon. Böyle bir şeye de gereklilik olduğunda uygulanmalıdır da öyle bir karşı duruşumuz olmaz koalisyonlara. Ama kırmızı çizgiler elbette vardır. Örneğin Bu konuda çok net olduğum için söyleyebilirim size. Türkiye'nin bölünmez bütünlüğü bizim için çok çok önemli. Zaten partimizin odağında insan var, cumhuriyet değerleri var ve ülkenin bölünmez bütünlüğü, çağdaş ulus devlet temelinde bizim ideolojimiz bu. Evet. Bu çerçevede. O yüzden tabii ki kırmızı çizgilerimiz var. Biz Türkiye'nin bölünmesi konusunda istekli olan partilerle herhangi bir temasımız, görüşmemiz bu noktada olamaz. Bu kadar açık söylüyorum. Peki bir koalisyona Anadolu Partisi nasıl bakar? Böyle bir teklif geldi mi şimdiye kadar? Hayır. Hiçbir partiyle hiçbir temasımız olmadı. Ancak sorduğunuz için kırmızı çizgilerimiz budur. Kamuoyu da bilsin.
O anlamda söylüyorum. Hiçbir temasımız olmadı. Bunlar tabii ki siyasette her şey konuşulur. Ülkenin çıkış noktası bulabilmesi için her şey tartışılır. Bunlara uzak değilim. Evet. Peki, programımız çok yoğun. Sizi çok fazla tutmayacağız. Çok yorgunsunuz. Siz sevgili izleyicilerimize son olarak neler söylemek istersiniz? Anadolu Partisi'nin beklentileri, Anadolu Partisi'ne niçin oy versinler? Çünkü Anadolu Partisi bu sıkışmış, artık çaresiz kalmış siyasette yeni bir yol çizmek istiyor. Türkiye'nin nefes almasını istiyoruz biz. Kutuplaşmış, artık o kutuplaşma o kadar derinleşmiş ki her konuda bölünür hale gelmiş toplum ve bölünmeye hazır hale gelmiş. Sadece Kürt, Türk, Alevi, Sünni diye bölünmeye çalışılmıyor ve bundan nemalananlar var. Aynı zamanda söylüyorum, kadın erkek diye neredeyse ayrı merdivenlerden, ayrı şeylerden çıkaracaklar, bizi kaldıramlardan yürütmeyi isteyenler var. İşli işsiz diye, yoksul zengin diye öyle bir bölünme var ki toplumda, her an Osmanlıca seven, Osmanlıca sevmeyenler diye. O yüzden ben bu kutuplaşmadan toplumun uzaklaşması gerektiğini, siyasetin daha doğal, daha insana dayanır mecrana artık çekilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu kolay değil, uzun soluklu bir mücadele ama biz bu mücadelenin parçası olmak istiyoruz ve Anadolu ve Trakya aslında bizim, yani birleşerek büyümeyi ifade eden bir simgemiz de var. Onun üzerinden Cumhuriyet kardeşliğinde yükselmemiz ve ilkelerimiz üzerinde yükselmemiz gerektiğini düşünüyorum. Siyasetin sağa sola şeker dağıtarak değil, ilkeler üzerinden yapılması gerektiğini düşünüyorum. Bu çerçevede bize ilgi duyan, sıcak bakan, özellikle gençler, kadınlar, onları kapımız sonuna kadar açık, Mevlana gibi onları davet ediyorum ve onlardan güç alacağız. Ve Türkiye'yi şaşırtacağız, tekrar ediyorum. Evet, ben size çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Lütfen Mersin'i unutmayın. Çünkü biz sokağa iniyoruz, vatandaşa soruyoruz. Yerel seçimlerde de bu uygulamayı gerçekleştirdik ve halktan aldığımız tüm tepkiler sandığa yansıdı. Bu aralar tekrar sokaktayız. Milletvekillerini tanıyor musunuz diye soruyoruz. Parti ayrımı yapmaksızın ama Mersin'de yaşayan, inanın 10 kişiden 9'u milletvekillerini tanımıyor. Çünkü Mersin sahipsiz kalmış. Biraz öyle, evet. Benim ana yurdum dediğim gibi kalbimin bir köşesi hep burada. O yüzden ben Türkiye milletvekili gibi sizi temsil etmeye çalışacağım. Bundan emin olabilirsiniz. Hepsine bugün beni bağırlarına bastıkları için çok teşekkür ediyorum. Ve şunu söylüyorum. Onlar adına ben şu çalışmayı yapacağım. Özgürlük yok mu bu ülkede? Arayacağız, gidip bulacağız. Çok demokrasi dedikleri, ileri demokrasi dedikleri şey çok, o kadar çok ileri gitti, gözden gitti ki onu söküp geri getireceğiz diyorum hep birlikte. Peki, çok teşekkür ederim katıldığınız için. Ben çok teşekkür ederim. Evet sevgili izleyicilerimiz ve Radyo Plus dinleyicileri, Anadolu Partisi Genel Başkanı Sayın Emine Ülker Tarhan konuğumdu. Tüm sorularımıza içtenlikle cevap verdiği için tekrar teşekkür ediyorum. Bir sonraki yayında tekrar birlikte oluncaya dek esen kalın, mutlu kalın.